Tabii vakalarda tekrar bir artış başladı. Bu e, yeni bir e, pik'in, üçüncü pik'in habercisi. E, vaka sayıları hızla artıyor. E, Renk de bütün e, şehirlerde yavaş yavaş kırmızıya doğru dönecek gibi gözüküyor. Kayseri'de de Benzer bir durum söz konusu vaka artışları nedeniyle yakında renk kırmızıya dönecektir. Yeni bir pikin başlangıcındayız. Tabii bu durdurulabilir mi, yavaşlatılabilir mi, önlenebilir mi? Elbette bunlar mümkün. Bunlar defalarca anlatıldı, konuşuldu, her yerde bahsediliyor. Önlemlere öncelikle uymak gerekiyor. Yani önlemlerin varlığı bizi korumuyor. Siz bunu ne kadar uygularsanız o denli e, başarılı olursunuz. E, yeni varyantın farkı belki eskide söylediklerimize ilave olarak söyleyebileceğimiz bulaştırıcılık daha çok arttı. Hastalık e, aynı veya biraz daha ağır e, seyrediyor. O çok netleşmedi ama yani önceki e, Wuhan suçuyla İngiliz suçu arasındaki farkı söyleyecek olursak. E, ancak bulaştırıcılık çok fazla arttı. Bunun anlamı şu, tek maske e, bile yeter bazen yetmiyor. Kapalı alanlara girerken çift maske e, kullanmak gerekir. E, mesafe 1 1,5 metre değil, 2 metrenin üstünde olmalı ve mümkün olduğu kadar e, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan e, çok zorunda kalmadığımız sürece kaçınmamız gerekir. Ve e, tabii ki e, kafeterya, yeme içme alanlarında maske çıkarıldığı için e, risk çok daha fazla artıyor belli bir sayının üzerinde bir kalabalık varsa buralarda da e, girmemek gerekiyor. Evet yani Kayseri'deki son verilere bakacak olursak bu Türkiye'nin diğer yerler içinde çok farklı olmayacağını düşünüyorum. E, %60 e, İngiliz e, mutantı söz konusu e, bizim baktığımız mutasyonlar e, içerisinde e, yani bu da e, hızla yayıldığını hep öyle söylüyorduk. İngiliz mutantının çok bulaştırıcı olduğunu e, ve e, hızla yayılacağını e, bu da e, çok kısa bir süre içerisinde e, Kayseri'de %60'lara kadar mutasyon oranlarının vardığını görüyoruz. Bunun e, tehlikesi çok hızlı bulaştığı için önümüzdeki pikin ne şiddette, ne e, yükseklikte olacağını kestirmemiz şimdiden çok zor. Hastane kapasiteleri e, ikinci pikte, yani e, 2021'in 20 sonundaki ikinci pikte çok zorlanmıştı. E, şimdi e, bu sınırların daha da fazla zorlanabileceğini. ...bu yeni varyant nedeniyle, bulaşıcı varyant nedeniyle daha da çok vaka göreceğimizi söyleyebiliriz. Peki hocam. Bu hastalık oldukça tuhaf bir hastalık. Biz genellikle daha aşina olduğumuz hastalıklarda hastanın ne, nasıl olacağını, hangi seyri göstereceğini... ...neler gelişeceğini, neler gelişmeyeceğini aşağı yukarı kestirebiliriz. Ama bu hastalık öyle tuhaf bir hastalık ki... Ee, ne zaman ne olacağını asla kestiremiyorsunuz. Ee, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hasta iyileşti, taburcu olacak derken bir anda ertesi gün e, yoğun bakıma yatılacak kadar ağır solunum sıkıntısına girebiliyor. Ee, çok ağır seyredeceğini düşündüğünüz hasta e, hiçbir sorun yaşamadan taburcu edilebiliyor. Ee, çok fazla e, yan e, e, sıkıntıları var. Post Covid tablo dediğimiz yani Covid geçirenlerde ortaya çıkan. E, Sağırlık, e, görme kaybı, e, ses e, ciddi kalıcı ses kısıklığı, tabii bu kalıcı demek doğru değil, 3-6 ay sonra ne olacağına bakmak lazım. E, kolla veya bacakta e, güç kaybı, felç belki demeyelim ama ciddi güç kaybı. Ee, inanılmaz deri döküntüleri, çeşitli e, alerjik hastalıklarda ortaya çıkan deri döküntülerin çok artması ya da e, mevcut e, alerjisi olan hastalarda deri döküntülerinin e, kontrolsüz hale psoriyazisinin kontrolsüz hale gelmesi, e, tansiyon sıkıntısı hiç tansiyon olmayan kişilerde yüksek tansiyon probleminin ortaya çıkması gibi bu sayı çok artırılabilir. E, inanılmaz derecede zengin bir kliniği var. E, nereden, ne zaman, ne yapacağına kestiremiyoruz bu hastalığın. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn